Milattan önce 6. yüzyıl. Millet kenti. Batı felsefesinin antik Yunan'dan günümüze kadar uzanan 2500 yıllık etkileyici öyküsü başlıyor. Evrene, insana ve topluma dair sorular soruluyor. Doğru kabul ettiğimiz şeylerin temelleri sorgulanıyor ve cevaplar akılla, sağduyuyla verilmeye başlanıyor. Mitlere, tanrılara, doğaüstü güçlere başvurmadan İnsan antikla güvenmeyi, onu kullanmayı öğreniyor. Bir kıyıdan baktım dünyaya. Ellerimde tuz, avucumda sedef. Bir mavilik, bir açıklık, özgürlük hasreti yüreğime vuruyor. Nerede? Nerede insanlar? Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Felsefenin işi kurallar koymak değil, ortak aklın özel yargılarını çözmektir. İlk filozof Thales, yıldızları gözlerken kuyuya düştü ve hizmetçi kız güldü ve dedi ki, gözün yukarıda ama burnun ucunu göremiyorsun. Ama o yeni bir yol açıyordu insanlığa. Güneş tutulmasını ilk hesaplayan kişi oydu. Teoremler kurandı o. Maddi dünyanın tek bir öğeye indirilebileceğini fark etmişti. Su dedi ana madde. Her şeyin kaynağı sudur. Millet filozofu Anaximandros ilk maddeyi belirsiz, sınırsız soyut bir ilkeyi Aperion'a dayandırdı. Dünyanın ilk coğrafi haritasını çizdi. Bilim tarihinin ilk büyük kavramsal devrimini gerçekleştiren düşünürdü. Nota sisteminin temellerini atan adam Pisagor, evrenin müzikal bir harmoniye, matematiksel bir uyuma dayandığını söyledi. Kalelerin hareketlerinde geometri, kürelerin aralıklarında müzik vardır diye düşünüyorum. Ve büyük filozof, karanlık Heraklitos. Anlaşılamadığı için toplumu terk edip dağlarda inzivaya çekilen parlak dahi. Yüzyıllar sonra kuantumcular tarafından alkışlanacak. Pantoli! Her şey akar! Bir madde iki kez yıkanamazsın! Atomun kaşifi, Demokritos. Atomlar ve boşluk dışında hiçbir şey yoktur diyen büyük bilgenin iddiası 2400 yıl sonra kanıtlanacak. Ve bize şu sözünü miras bırakacak. Hatanın meydana gelmesinin sebebi daha iyi olanın bilinmemesidir. Bu dünya düşünenler için bir komedya, hissedenler için bir tragedyadır. Bundandır ki Demokritos gülmüş, Heraklitos ağlamıştır. Sonra insan araştırmalarına yöneldi. İnsan soyunun asi düşünürleri, sofistler. Homo est mensura omnium retum. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyordu Protagoras, dogmatizme meydan okuyarak. Göreceliliği ilan ediyordu. Bir şey yoktur, olsaydı da bilemezdik. Bilseydik de aktaramazdık diyerek Georgias kuşkuyu en ileriye taşıyor. Sofist Thrasymachos ironiyle güçlü olan haklıdır diye sesleniyor insanlığın acı dolu yönüne. Ve tarih sahnesine çıkan Sokrates bilgelikle sesleniyor. Nos et ipsum, kendini bil! Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez diyor Sokrates. Haksız suçlamaları boyun eğmiyor. Kötü bize zarar verir ama bizi kötü kalamaz diyerek ölüm fermanı cesurca karşılıyor. Ve antik çağın yıldızları sesleniyor geçmişler. Eski dünyanın aykırısı en az yetinen kişi zengindir ilkesiyle bütün toplumsal kuralları reddeden Sinoplu Diyojen. Hiç kimsenin duygularını incitmeyen bir filozof ne işe yarar ki? Diyor ve ekliyor. Akıl yadırlar! Yaşamanın kendisi iddia edilenin tersine bizatihi kötü değildir. Hiçbir değeri olmayan bir hayat sürdürmek kötüdür. Doğu bilgisi Konfüçyüs, erdemli bir hayatın yolunu açıyor. Sadece en aptal insan değişmez. Fark edilmediğinde bile incinmeyen biri üstün insan değil midir? İnsanın dünyasıyla soyut dünya arasındaki köprüyü kıran Platon, dünyadaki düzeni filozof yöneticilerde bulur. Filozoflar kral oluncaya kadar ya da bu dünyanın kral ve prensleri felsefenin ruhuna ve gücüne sahip oluncaya kadar ne şehirler ne de insan ırkı kötülüklerinden hiçbir zaman kurtulamayacaktır. Ve devlet ancak o zaman güneşi görecektir. Belirli bir ölçüde olmayan kişiler kördürler. Aristoteles,
bilimlerin haritasını çıkaran, mantığı formüle eden adam. Soyut düşünceden önce gözlemden ve deneyden başlayan bir felsefe yaklaşımını kurdu. Doğadaki her şeyde hayret verici bir şeyler vardır ve insanlar doğal olarak bilmek ister. Sonra karanlık denen çağda meşale yakan bilgeler geliyor. O karanlıkta ışık saçan fragmanları saçılıyor günümüze. Mağluplar galipleri taklit eder diyen İbn Haldun toplum biliminin temellerini atıyor. Farabi erdemlerin en büyüğü bilimdir diyerek insana yönünü gösteriyor. Adalet evrenin ruhudur. Ve insanın çocukluk çağından insan aklının zafer çağı başlıyor. Rönesans ve akıl çağı. Uygarlığa deneyiciliğin önemini gösteren büyük bilge Locke diyor.
Bir insanı hatasını göstermek başka bir şeydir, doğruluğu sahibi kılmak başka bir şey. Ve doğruca zihnimiz boş bir levhadır diye ekliyor. Tabula rasa! Zihin doğuştan boş bir levhadır! Kimsenin olmadığı bir ormanda bir ağaç devrilse ses çıkar mı? Berke de cevap veriyor. Esse es percipi. Var olmak, algılanmış olmaktır. Uygarlığın eleştirmeni Jean-Jacques Rousseau, başlangıçta insanın içinde kötülük yoktur diyor. İnsanlar özgür doğarlar ama her yerde zincire vurulmuşlardır. Demokrasinin temel kavramlarını formüle ediyor. Liberté, égalité, fraternité. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Nasıl biliriz? Bu büyük sorunun cevabını Kant ustaca veriyor, deneycilik ve akılcılık bir araya geliyor. Der unerfahrene Verstand ist der, das unkelige Experiment ist blind. Deneysiz akıl boş, akılsız deney kördür. Modern çağın filozofu çağı, bilgece sözleriyle yaşamımıza yön veriyor. Walter. Hurafeler dünyaya akışır. Onu sömürecek olan herkesidir. Schopenhauer. Her insan dünyanın sınırlarına, kendi vücudunun sınırlarına göre çağır. Nietzsche. Daha azını istiyorsanız gidin sürüye katılın. Marx. Cehalet ayrıcalıklı sınıfın sınıfı kullandığı bir silahtır. Simone de Beauvoir. Mutluluk herkes gibi yaşarken kimse gibi olmamaktır. Foucault. Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yoktur. Goethe'nin söylediği gibi dünyanın en tehlikeli hali cehaletin örgütle eyleme geçme halidir. Bağnazın, korkan, dalkavuğun organize olmuş hali cehenneme çevirir dünyayı. Cehalet şairin dediği gibidir. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Koşkulu cilep kaldırınca sopasını sürüye katılırsın hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salvaneye. Dünyanın en tuhaf mahluklusun yani. Hani şu derya içki olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünya, bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, halkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin. Senin canın kardeşim. Akıyorsa gözyaşım kurumasın,
Coşup seven gönlümse durmasın. Dost bildik anılar kırmasın. Bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdır. Bir umutu yaşatan insanı aldım elime sazını. Çayın suyu boyunu belki yeniden karşıma çıkacaksın. Atıyorsa gözyaşım kurumasın, coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik anılar çağırmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umutu yaşatan insanı, aldım elime sazını.